Emre Aköz, Suriye nasıl bölünecek? Medyada atıp tutmalara yuka çıkınca Suriye aynı zamanda Rusya'dır başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Tarih 28 Haziran 2012. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Suriye-Rusya ilişkilerini hala anlamayan anlı yorumcular var. Biri dünkü yazısında Rusya'nın Suriye'deki varlığını Putin'in komplekslerine, hırslarına, heveslerine bağlıyordu sanki Putin yerine başka bir politikacı olsa çok farklı davranacakmış gibi. Elbette Putin'in hırsları, kompleksleri var. Aynı bizdeki politikacılar gibi. Onun yerinde başkası otursaydı mutlaka bazı farklar olurdu ancak bunlar üslup ve derece farklarıdır. Neticede Rusya Suriye'yi bırakmamak için yine elinden geleni yapardı. Sebebi çok açık. 1. Rusya Suriye'den bütün Doğu Akdeniz'i dinliyor ki buna İsrail de dahil. 2. Tartus'taki deniz üssü sayesinde Akdeniz'de ben de varım diyor. 3. Arap dünyası üzerindeki eski etkinliğini yeniden kuracak bir atlama taşına sahip oluyor. Efendim Rusya Sovyet tarzı kaba askeri hamleler yapıyormuş. Doğru ancak kıymeti harbiyesi olmayan bir laf bu. Amerika 2003'te Irak'ı üstelik de üfürükten gerekçelerle işgal etmemiş olsaydı Rusya'nın kabalığını ayırt edici bir özellik olarak görebilirdik. Yeni soğuk savaş şunu demek istiyorum. Rusya için Suriye savaş başlamadan önce de çok önemliydi. Yönetimdeki Esad sülalesi de güvenliğini Rusya'ya dayandırmıştı. Bu ilişki aynı zamanda ekonomikti. Rusya her yıl Suriye'ye milyarlarca dolarlık silah satıyordu. Suriye'nin hava savunma sistemini Ruslar kurmuştu. Son günlerde soğuk savaş kavramını sıkça duyar olduk. 1947-91 arasındaki soğuk savaş dönemini yaşamış olanlar gelişmeleri yeni soğuk savaş diye nitelendiriyor. İnsanoğlu böyledir. Karşısına ilk defa çıkan bir durumu özgün nitelikleriyle tanımlayana kadar bildiği bir eskinin başına yeni sıfatını koyar. Halbuki artık gerçek yeniyi anlama vakti geldi. Amerika eğer isteseydi Rusya'yı fevkalade zorlayacak, Suriye'ye ineceğine bin pişman edecek hamleler yapabilirdi. Rusya'yı Afganistan'da ne hale düşürdüğünü gördük işte. Halbuki Başkan Obama'nın Amerikası Rusya'nın Suriye'deki çıkarlarını kabul etmiş durumda. Yapmaya çalıştığı sadece Rusya'yı sınırlamak. Bazı strateji uzmanlarına göre bunun sebebi Çin'e karşı Amerika'nın Rusya'yı kendi yanına çekme çabası. Eğer bu yorum doğruysa Suriye bölünecek demektir. Birinci parça. Şam ve Halep'i de içine alan, Rusya destekli bir Esad ülkesi yönetimde Esad olmasa da Esad benzeri birileri olacaktır. İkinci parça, Türkiye'yi asıl bu kısım ilgilendiriyor ancak ciddi bir belirsizlik var. A. Doğu Suriye'nin tamamında bir Sünni ülkesi mi kurulacak? B. Yoksa güneyimizde Ankara'nın tahammül edemeyeceği bir de Kürt ülkesi mi olacak? Ve şurası açık ki bölme işlemini biz yapmayacağız. Not bu arada IŞİD'den hiç söz etmediğimizin farkında mısınız? Sünni ülkesine razı olmayıp fazla ciddiye aldığı tekfirci cihatçı ideolojisiyle adeta dünyaya savaş açan bu örgütün Hayalperest lider kadrosunun hiç hiçbir şansı bulunmadığı artık belli oldu. Onlar temizlenecek. Emrah Köz, Sabah